8. bölüm. Söylediklerimizin özü şudur. Göklerde, yüce olanın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır. Her başkâhin adaklar ve kurbanlar sunmak için atanır. Bu nedenle bizim başkâhinimizin de sunacak bir şey olması gerekir. Eğer kendisi yeryüzünde olsaydı, kutsal yasa uyarınca adakları sunanlar bulunduğu için kendisi kâhin olmazdı. Onlar göktekilerin örneği ve gölgesi olan bir tapınakta hizmet ediyorlar. Nitekim Musa, tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi dağda sana gösterilen örneğe uygun olarak yapmaya dikkat et. Şimdi ise İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar daha üstün bir göreve de sahip olmuştur. Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı, ikincisine gerek duyulmazdı. Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor, diyor Rab. Bu, atalarını Mısır diyarından çıkartmak için onların elinden tuttuğum gün, kendileriyle yaptığım antlaşma gibi olmayacak. Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar. Ben de onlardan yüz çevirdim, diyor Rab. O günlerden sonra, diyor Rab, İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı onların zihnine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Hiç kimse kendi yurttaşına, kendi kardeşine Rabbi tanıyın diye akıl öğretmeyecek. Çünkü küçüğünden büyüğüne kadar onların hepsi beni tanıyacak. Kötülüklerini bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Tanrı, yeni bir antlaşma demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyen ve köhneleşen çok geçmeden yok olur.